Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Çarpma ve bölme işlemi ile ilgili ödev sorularımız vardı sizlere bırakmıştık. 3 tane sorumuz vardı. Bunların çözümünü gerçekleştirelim. Evet böyle kutucuklu işlemler verilmiş arkadaşlar. Bunlara ÖSYM soruyu o yüzden biz de ekledik. 0'dan 9'a kadar olan sayıları kullanarak bunları doldurunuz diyor her bir harf farklı bir sayıyı temsil etmektedir. Buna göre A, B, C, D, E'nin çarpımı kaçtır denmiş. Şu büyük bu küçük takılmayın arkadaşlar oraya. Orası önemli değil. Sıfırdan dokuza kadar olan sayıların da rakam olduğunu şimdiden söyleyelim. Yine temel kavramlarda bu kısımları iyice değineceğiz. Şimdi bakın A ile A iki sayının çarpımı 9'su bu nedir arkadaşlar? ile üçün çarpımı dokuzdur değil mi? Dokuzu birin çarpımı da dokuzdur ama A9, A1 olur mu? Olmaz. Saçma olur. A'mızın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Neden? 3 kere 3'ten 9 geleceği için. B bölü 6 ise arkadaşlar bu sayılar ne olabilir? 6'ya 1 olabilir. Başka bir ihtimal var mı? Buradan bölebileceğimiz. 3'ü kullandık. 3'ü kullanlık bu arada. Onu silelim. Evet. Başka arkadaşlar 6 bölü 1'in 6 yapması durumunda 12'ye bölü 2 var. 12 bölü 2 de 6 yapar ama burada 12 yok. 6 bölü 1'dir. B'mizin 6 ve C'mizin de 1 olduğunu buldum. 6'yı da eledim. 1'i de eledim. Toplamları 4 olan iki sayıya bakacağım. 5 ile bir şey olmaz. 4 ile 0'ın toplamı nedir arkadaşlar? D4 E'miz de 0'dır. Çünkü 4 artı 0'dan 4 gelir. E hocam 3'te 1'in toplamı da oluyor. Tamam da e, A'yı 3 seçtim. C'yi 1 seçtim. Bunları değiştiremem ki. Çünkü farklı bir sayı geleceğe dediği için. Tamam mı? Farklı bir sayı gireceği dediği için arkadaşlar 3 ile 1'i elemiş olduk. 4 ile 0'dan da D'miz 4, E 0 geldi. E çarpalım. A'mız 3, B'miz 6, C'miz 1, D'miz 4, E'miz 0. Hiç şuraya yapmanıza gerek yok. Bir tane 0 varsa çarpma işleminde sonucumuz 0'a eşittir arkadaşlar. Tamam güzel bir soruydu. Güzel bir soru. Evet bu sorumuza bakalım. Üçgen içerisindeki A sayısı A çarpı A artı 1 eşitmiş. Yani kendisine ve bir fazlasıyla çarpımın eşit. B sayımız B bölü B eksi 1. Beşgen içerisindeki C sayımız C çarpı C eksi 1 çarpı C eksi şeklinde tanımlanıyor. Şimdi bakın üçgen 4'ü beraber yapalım. Arkadaşlar şöyle farklı bir renkte göstereyim. Şimdi A gördüğüm yere 4 e yazacağım. 4'ün bir fazlası 5. 4 çarpı 5'ten Burası 20 geldi. Şimdi kare içerisindeki 2'ye bakalım. B gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 eksi 1'den de 1. 2 bölü 1 nedir? 2'dir. Aynen öyle. Beşgen içerisindeki 3'e bakalım. Aynen yazıyorum. Bakın ne yapmış? Aynen yazmış. Bir eksiğini almış. 3 eksi 1, 2 çarpı. Bir eksiğini almış. 3 eksi 2 de 1. 3 çarpı 2'den de burası 6 geldi. Bunları toplayalım. 20 artı 2 artı 6'dan 28'dir arkadaşlar. Soru bu kadardı. Umarım bu iki soruyu çözmüşsünüzdür. Üçüncü soruya da bakalım. Yine güzel bir mantıklı bir soru. Buna göre A, B, C, D, H, F, G işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bunları toplayacağız. Bakalım. 2 ile bir sayı çarpmışım. 10 gelmiş. Hangi sayıdır bu? 5'tir değil mi? 2 kere 5 10. 3 kere 5 15. 4 kere 5 20. Çok güzel doğru yaptık. 2 ile neye çarparsam 4 olur? 2 değil mi? 2 kere 2 4. 3 kere 2 6. 4 kere 2 8. Çok güzel. İnşallah anlaşılıyordur. 2 ile neye çarparsam 8 yapar? 4. 2 kere 4 8. 3 kere 4 12. 2 kere 4 8. 3 kere 4 12. 4 kere 4 16. Demek ki buralar doğru. A'mızın 2 B'mizin 2 A'mızın 5 ve C'mizin de 4 olduğunu buldum. Geldim buraya arkadaşlar. Evet tabi şurası yanlış olmuş. Şurası e, çarpma olacak. oldu da düzeltelim. 3 çarpı D 15 ise D'miz nedir? 5 3 kere 5 15 4 kere 5 20 5 kere 5 25 Bakalım diğerlerini sağlıyor mu? 4 kere 4 kere 4 16 5 kere 4 20 sağlıyor. 4 kere 9 36 5 kere 9 45 demek ki doğru bulmuşuz. D'miz 5 H'miz 4 F'miz de 5 geldi. Bunları toplayalım. 5 5 daha 10 şöyle yapalım. 10 14 16 20 25 cevabımızın 25 olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar ödev videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videomuzda işlem önceliğinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.